ülkedir. Hep birlikte. Selçuk geliyor, vuruyor. Bir son dakika gelişmesi var. Bursa Medya Okulu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gizem Kocaman. Bursa'nın kalbi Atatürk Caddesi, trafiğin en hızlı aktığı ve yoğun olduğu noktalardan biri. Vatandaşlar tam 4 alt geçit bulunan caddede canlarını tehlikeye atıp trafiğe dalıyorlar. İşte o vurdun duymazlığın görüntüleri. Alt geçit dolu caddede hayatlarını hiçe sayıp trafiğe dalıyorlar. Canlarını bile bile tehlikeye atıyorlar. Burası Bursa'nın kalbi. Trafiğin en hızlı ve en yoğun aktığı noktalardan biri olan Atatürk Caddesi. Kural ihlali yaş sınırı tanımıyor. Yaşlısından gencine birçok yaya hızla akan trafikte arabaların arasından karşıdan karşıya geçiyor. Beyefendi, alt geçitleri neden kullanmıyorsunuz? O bizim hatamız, doğru. Yani ona söyleyecek, savunulacak bir konu yok yani. Efendim, ben... Pardon, neden alt geçit kullanmıyorsunuz acaba? Çok acelem var. Tehlikeli abi, hayat tehlikeli. Polis olduğu zaman kullanıyorum ben alt geçit. Çocuklarının canını düşünmeyen anneler görüntülere takılıyor. İşte böyle bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçiyorlar. Çok tehlikeli. Beyefendi, alt geçit neden kullanmıyorsunuz? İşim var acele. Cadde aslında rutin olarak 24 saat polis ve MOBESE kameralarının kontrolü altında. Ancak hızlı akan trafikte karşıdan karşıya geçmek sıradanlaşmış durumda. Üst geçit daha hoşuma gidiyor anlamına göre. Bu durumdan sürücüler de oldukça rahatsız. Yayalar tabii ki yanlış yapıyor yani gördüğümüz üzere. Alt geçit kullanmaları lazım. Alt geçit kullanmıyorlar. Ne düşünüyorsunuz sürücüler? Yani kullanmıyorlar. Hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Atatürk Caddesi boyunca kısa aralıklarla tam 4 alt geçit bulunuyor. Ama vurdum duymazlık had safhada. Yayalar alt geçitleri kullanmamakta ısrarcı. Heykelli kaç tane alt geçit var biliyor musunuz? Hepsini biliyorum oğlum. 4 tane alt geçit var. Çatalfırın'da var, burada var, burada var, daha ileride var. Atatürk Caddesi'nde kaç tane alt geçit var biliyor musunuz? 3 tane. Peki siz kullanıyor musunuz alt geçitleri? Yok, kullanmıyoruz. Peki neden kullanıyorsunuz? Canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Evet, evet. Biz haberi hazırlarken araçlarla burun buruna gelen yayalar oldu. Bu vahim tablonun her an bir ölümcül kazayla sonuçlanmaması işten bile değil. Mobilyacılar İnegöl'de buluştu. 160 mobilya firmasının ürünlerinin sergilendiği fuar MODEF kapılarını açtı. 2019'un en son model mobilyalarını sizin için görüntüledik. İnegöl'ün merakla beklenen mobilya fuarı MODEF 2018 kapılarını ziyaretçilerine açtı. Biz de sosyalunu.com olarak mobilya dünyasının en son yeniliklerini ekrana taşımak için yani sizler için fuardayız. Şu an gayet yoğun şekilde devam ediyor. Özellikle İMOS'un ve MODEF'in katkılarıyla yurt dışından gelen kafileler de gelmeye başladı. Özellikle Hindistan'dan ve Sudan'dan o ziyaretçilerimize biraz daha yoğunluk arttı.
and pure Chesterfield. Aha, Chesterfield. Chesterfield. Okay. You're welcome. Merhaba Şahin. Merhaba. Nasıl gidiyor Ufa? İyi gidiyor, Allah'a şükür. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz müşteriye. Yurt dışı bağlantılarımız var. Nerelere gönderiyorsunuz mesela? Genellikle Arap ülkelerine. Irak, Bağdat, özellikle Bağdat'a yolluyoruz Irak'ta. Libya, Cezayir, Ürdün, evet, buralara yolluyoruz. Çok güzel. Peki ne tarz mobilyalar yapıyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla modern mobilyalar. Modern mobilyalar. Biz üst kalitede ürün yapıyoruz. Malzeme kalitesi, işçiliği, her şeyi son kalitede. Ben şu modeli çok sevdim gerçekten de. Bize bunu anlatır mısınız biraz? Rengin, hani nasıl bir renk, tarzını? İşçili bu senenin modası. Siyahla beraber iyi uyum sağladığını düşünüyoruz. Kırlentleri peluş, leopar deseni, kapitoneli, zikzak yaylı, üst kalite bir ürün. Buyurun oturun isterseniz. Deneyimleyelim bakalım. Hemen şöyle ucundan sevgili seyirciler, sizin için oturuyoruz. Gerçekten de yani rahat. Evet, kapitoneli güzel bir model. Özellikle zümrüt yeşilini ben çok sevdim. Mobilya fuarında büyükler olduğu kadar tabii ki çocuklar da düşünülmüş. Şu anda onların çok sevdiği bir standdayız. Burası arabalarla dolu. Onların rüyalarını süsleyen o arabalar Kara Şimşek'ten Ferrari'ye kadar burada birer yatak olarak tasarlanmış. Ben Alican Koyun, Koşu Mobilya'nın dış ticaret sorumlusuyum. Bu arada da dış ticaretle ilgileniyoruz. Alican Bey, çocuklar bayılıyor bunlara. Vallahi o kadar güzel tasarımlar yapmışsınız. Teşekkür ederim. Çocuklar kadar biz de bayılıyoruz. Vallahi yaşım 25 ama inanın bazen rüyalarımda ben de giriyorum. Kara Şimşek'ten iniyorum, Ferrari'ye biniyorum. Rüyalarınızı süsleyen şeyi, kesinlikle. Dediniz ki çocuklar yaşasın, o yüzden tasarladınız. Kesinlikle, kesinlikle. Aynı zamanda hani sadece Türkiye ile sınırlı değil satışlarımız. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa pazarında çok ilgi gören bir markayız. Bence de görür yani bunlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani burada sadece siz de görmüşsünüzdür. Sadece Türk çocuklar yok. Gelen yabancı misafirlerimiz de çocukları var. Her gelenler yani çocuklar, Türkler araba araba, yabancılar da kar kar diye buradan hani oturmadan, bir şey yapmadan geçmiyorlar. İlla aldırıyorlar. Bence güzel. Böyle bir yatak odası ister misin? Evet. İsterim. Annenle babana söylemek ister misin? Alsınlar. Evet, alsınlar. Sen hangini beğendin? Mavi. Maviyi beğendi kardeşim. Ben Kara Şimşek. Harikasın. Bizim de çocukluğumuzun rüyası. Merakla beklenen korku komedi filmi Cinsler Alemi'nin çekimleri tamamlandı. Fragman seyircisiyle buluştu. Yani bugün o kadar çok şey gördük ki bir an tırstım yani. Bunu rüya gibi düşünün lan. Ya da ne bileyim film ya, korku filmi. Buyurun hanımefendi. Merakla beklenen komedi filmi Cinsler Alemi'nin çekimleri tamamlandı. Fragman seyircisiyle buluştu. Bağırma lan! Oğlum bak bayansın diye bir şey demiyorum. Abi sağ bırak hanımefendi ya. İronik komedi filmi Cinsler Alemi yakında vizyona giriyor. Filmin hikayesini yönetmeni anlattı. Son dönemlerde bilirsiniz Türkiye'de korku filmi furyası bayağı bir arttı ve bu filmlerin neredeyse bütünü tamamı cinlerle alakalı. Yani cin filmi. Biz de bunu birazcık bu cin filmleriyle birazcık eğlenmek istedik açıkçası. Fikir buradan türedi. Cinsler Alemi absürt ve korku tarzında bir komedi filmi. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Biz bir geçiyorduk da dua edelim dedik. Aha. Vallahi çağıracaklar. Peki, Mezeci Çırağı filmiyle bilinen yönetmen Battal Karslıoğlu bu defa neden komedi tercih etti? İnsanları korkutması için yapılmış bir film değil. Bu eğlenmek için. Zaman zaman benim de izlediğim bu korku filmlerinde ki absürtlükleri
ne bileyim bu film içerisine koyarak T'yi almak diyeyim ya. Hani bu tür filmleri T'yi almak için yapılan bir film. Kurtar beni Yakman. Kimsenin içinden cins çıkaramıyorum. Sana harika bir fırsat sunacağım Rahmet. Onları cinsler köyüne gönder Rahmet. Gönder ki çarpılsınlar. Köy dedin ya bize. Meze Çırağı drama türünde yapılmış bir filmdi ama o drama türünde yapılmış bir film. Ondan sonra yaptığım Cinsler Alemi'de absürt komedi türünde bir film. Deniyoruz yani hep aynı tarzda gidecek. Ya şey gitmek durumunda değilizdir ve hiçbir yönetmen de bence bunu yapmamalı. Yani ben hep aynı anlamda, aynı mantıkta filmler yapacağım dememeli. Ben de Cinsler Aleminden sonra Zerk isimli bir korku, gerilim, psikolojik gerilim yaptım mesela. Zerk'ten sonra da belki bir aşk filmi yapacağız, belki bir mafya komedisi yapacağız, bilmiyorum. Cinsler Köyü. Bu kadar basit Rahmi. Halk basit filmler istiyor Rahmi. Bu film gülme garantili. Çok yakında da vizyonda olacak. İki çocuğun arasındaki şakalaşma bir kadını çileden çıkardı. Kadının ortalığı ayağa kaldırdığı görüntülerin adresi Bursa. Kadın önüne gelene bağırdı, çağırdı. Hatta yetmedi azarladı. Aslında kadın Nalbantoğlu'ndaki kafede içeceğini yudumluyordu. O sırada iki erkek çocuğun birbiriyle tartıştığını gören kadından beklenmedik bir tepki geldi. Bursa'da cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tansiyon bir anda yükseldi. Kadın dakikalarca çocuklara bağırdı ve azarladı. Öfkesinden çevredeki vatandaşlar ve esnaf da nasibini aldı. Kadının öfkesinin sebebi bir süre sonra anlaşıldı. Kendi çocukları olduğu için uyardığını ve birbirlerinden özür dilemelerini istedi. Kadın sakinleşti ama bu öfke patlamasına kimse bir anlam veremedi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından yurdun havasına bakacağız. Bizden ayrılmayın. Reklam. Bu ülkede hep birlikte Selçuk geliyor, vuruyor! Bir son dakika gelişmesi var. Meteorolojiden Bursa ve İstanbul'un da arasında olduğu Marmara ile bazı bölgeler için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Son hava tahminlerine göre Bursa'da şiddetli yağış Perşembe günü bekleniyor. Fırtınanın eşlik etmesi beklenen yağışlı hava Bursa'da cumartesi gününe kadar devam edecek. Yine Marmara'da İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli'nin de şiddetli yağışın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağış beklenen bölgeler arasında ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimleri de var. Yetkililer ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama konusunda da uyardı. Bursa Medya Okulu Ana Haber Bülteni'ni sunduk. Hoşçakalın.